Merhaba sayın dinleyiciler. arabrekcenter.com'a hoş geldiniz. Bilirkişi Düşüncesi programında Azerbaycan'ın Ermeni kültürel ve tarihi mirasını yok etmesi üzerine konuşacağız. Azerbaycan 2020 yılı sonbaharında Türkiye'nin desteğiyle Artsakh'a karşı başlattığı savaş sonucunda işgal ettiği Ermeni topraklarında Ermeni kültürel tarihi mirasını tahrip ve yok ediyor. Ermeni Şuşi şehrinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmesinden sonra Şuşi Güzel Sanatlar Müzesi Heykel Parkı'nın sergileri sökülerek kaldırıldı. Kafkasya Mirası İzleme Örgütü konuyla ilgili bir uyarıda bulundu. Örgüt 10 Nisan ve 5 Haziran'da çekilen uydu fotoğraflarını yayınladı. Burada ilk görüntüden farklı olarak ikinci fotoğrafta Şuşi Güzel Sanatlar Müzesi'nin parkındaki 51 heykelin eksik olduğu görülüyor. Kafkasya Mirası İzleme Örgütü bir Facebook gönderisinde Kafkasya mirasının korunması konusunda örgüt, müzenin sahip olduğu bu sanat eserlerinin durumu hakkında endişe duyuyor. Kafkasya Mirası İzleme Örgütü, Azerbaycan makamlarını el konulan heykellerin yerini bildirmeye ve onların tanıtımlarını nasıl sağlayacaklarını bildirmeye çağırıyor, diye yazdı. Azerbaycan'ın Ermeni kültürel mirasını yok etmesine ilk kez tanık olmuyoruz. Savaş sırasında da Azerbaycan terör estirip Şuşi şehrini hedef almıştı. Şuşi'nin sembolü olan Pazançesöz Ermeni Kilisesi, Azerbaycan'a ait savaş uçakları tarafından bombalanmıştı. Bombalanan kilise hasar görmüştü. Kubbesi kısmen yıkılmıştı. Savaştan sonra ise Azerbaycan Pazançesöz Kilisesi'nin kubbesini kaldırdı. 9 Mayıs'a doğru bu vandalık eylemini gerçekleştiren Azerbaycan Devleti, Ermeni Kilisesi'ni restorasyon adı altında değiştirerek katedralin Ermeni kimliğini yok etmeye, Şuşi'de Ermeni izi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Azerbaycan Türkiye'den örnek alarak ve Türkiye'nin bu konuda geliştirdiği yöntemleri uygulayarak Ermeni mirasını yok ediyor. Azerbaycan işgali altındaki kiliseleri ya tamamen yıkıyor ya üzerindeki Ermenice yazıları silip Ermeniliği inkar ederek başka etnik ve dini gruplara ait olduklarını iddia ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu süreçte önemli rol üstlendiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Mart 2021'de Dağlık Karabağ'ın işgal edilen Hadrut bölgesindeki Tahur köyünde bulunan 12. yüzyıla ait Ermeni Surp Astvatatin Kilisesi'ni ziyaret ederek kilisenin Ermenilere ait olmadığını iddia etmişti. Azerbaycan Dağlık Karabağ'da bulunan büyük öneme sahip bütün kiliseler ve manastırlar konusunda inkarcı politika yürütüyor. Pek meşhur olmayan veya yeni sayılabilecek kiliseleri ise yok ediyor. Bunun en iyi örneği işgalde bulunan Mehagavan, Cebrail bölgesindeki Ermeni Meryem Ana Surp Meryem Astvatatin Kilisesi'dir. Azerbaycan askerleri kiliseyi tamamen ve temelden yok etmişlerdir. BBC ekibi Mehagavan'da çekimler gerçekleştirirken gazeteci Jonah Fisher, Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nin görüntülerini almak istemişti. Bu kilise Azerbaycan'ın işgaline uğradıktan sonra terörist askerlerden biri kilisenin üzerine çıkıp haçı devirmeye çalışmıştı. Fakat BBC gazetecinin tanık olduğu gerçek çok daha korkunç olmuştu. Kendilerine eşlik eden Azerbaycanlı polise kilise nerede diye sorduğunda aldığı cevap bilgimiz yok olmuştu. Britanyalı gazeteci kilisenin yerini bizzat tespit etmiş ve Ermeni kilisesinin temelden yok edildiğini ortaya çıkarmıştı. Kilisenin yerinde boş bir araziden başka hiçbir şey kalmamıştı. Sadece yerde galiba kiliseden kalan ufak taşlar vardı. Fisher bir daha da kilise nerede diye sorduğunda polis muhtemelen savaş sırasında yıkıldı diye cevap vermişti. Ancak gazeteci kilisenin savaş sırasında yıkılmasının imkansız olduğunu ve savaştan sonra çekilen videolarda kilisenin görüldüğünü vurgulamıştı. Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in danışmanı Hikmet Hacıyev ile görüşmede BBC gazetecisi Jonah Fisher fotoğraflarla ona kilisenin eski halini ve şu an kilisenin yerinde olan boşluğu gösterip kilisenin temelden yok edildiğini söylemişti. Hacıyev buna cevaben sadece bilgisi olmadığını ve bu bilginin kontrol edilmesi gerektiğini dile getirmişti. 2005 ile 6 yıllarında Azerbaycan aynı şekilde dünya mirası olan Yuva'daki Ermeni haçkarları da yok etmişti. Aylar önce Kafkasya Mirası İzleme Örgütü, Karabağ'ın Hadrut bölgesindeki Metagay köyünde bulunan Ermeni mezarlığının yok edildiğini de duyurmuştu. Bölgenin uydu fotoğraflarını yayınlayan örgüt, 19. asırda kurulduğu bilinen mezarlığın yerle bir edildiğine ve arazide buldozer izlerinin görüldüğüne dikkat çekmişti. Azerbaycan, Şuşi'de Ermeni soykırımının kurbanları ve Karabağ 1. Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anısına dikilen anıtı da yıkmıştır. Uydu fotoğraflarında anıtın yerinde bayrak için öngörülen bir direk dikildiği görülüyor. Azerbaycanlılar Şuşi'de Kana Cam adıyla bilinen
Ermeni kilisesini de harabeye dönüştürmüştür. Başka birçok anıt ve heykel de aynı kaderi paylaşmıştır. Savaştan sonra Azerbaycan askerleri kontrollerinde bulunan yerlerde Ermeni mezarlıkları, evleri, kiliseleri yıkmaya, yakmaya devam ederek bir kahramanlık yapmış gibi övünüyorlar. Azerbaycan teşvik ettiği bu politika konusunda Türkiye'yi sanki geride bırakmaya çalışarak Türkiye'nin 100 yılda yaptığını daha kısa bir sürede tamamlamak istiyor. Tam bu nedenle Azerbaycan savaştan sonra bugüne kadar UNESCO'nun kültürel değerleri kayıt altına alan bağımsız uzmanlarının bölgeye ziyaretini kasıtlı olarak engelliyor. Azerbaycan'ın bu politikasının net amacı Ermeni halkının tarihi vatanında Ermenilerin izini silmektir. Fakat artık Ermeni halkı Şuşi'nin kaybını asla ama asla kabul etmeyecek. İşgal altında bulunan toprakların işgalden kurtarılması için elinden geleni yapacak. 9 Mayıs 1992'de kurtarılan Şuşi bir kez daha kurtarılacak ve Artsakh'ın ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek. Bugün bu kadar sayın dinleyiciler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.